Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Benim çok ilginç bulduğum, çok takdir ettiğim, gerek sahadaki hakimiyeti, teorik yaklaşımı, eğitime mizahı yansıtması, ben hep hocam ne yazacak diye beklerim. Önemli bir konuğumuz var. Eğitimci yazar Maksut Balmuk. Sayın Balmuk, değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam, ben sizden hep böyle bir yazı bekliyordum. Zaten yazılarınızı böyle ilgiyle bekliyorum. Seçimler oldu. Seçimden sonra Milli Eğitim Bakanı değişti. Ben dedim ki Maksut hocam, Sayın Maksut Balmuk bu konuda ne düşünüyor? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öncelikle şunu söyleyeyim, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bakan değişimi mutlaka öğretmenler odalarında bir heyecan yaratır. Öyle ya da böyle. Hı hı. Acaba sorularını hep sordurur. Çünkü gerçekten eğitimde geldiğimiz nokta çok kötü olduğu için olumlu bir şeyler yaşayacak mıyız diye bir beklentinin olması, bir umudun olması gayet doğal. Tabii ki bizim gibi bazı tecrübeli öğretmenlerimizde bu biraz daha az olur. Çünkü son 25 yılda yaşadığımız tecrübe bizi bu noktaya getirir. Maksut hocam, denemez... siz ne düşünüyorsunuz? Sizin gibi sahaya hakim, sendikal ayağı olan, yazar olanlar, siz şunu mu düşünüyorsunuz? Arkadaş, bir lokantada garsonun değişmesi yemeğin kalitesini değiştirmez mi diye düşünüyorsunuz? Kesinlikle bu noktada haklısınız ama şöyle bir şey var. Eğitim mecrasını düşündüğümüzde eğitimde bizim değişiklik olabilmesi için öncelikle anlayışı değiştirmemiz lazım. Hı-hı. Bakın, sizinle yaptığımız daha önceki programda bunu söylemiştim. Eğitimde değişim, eğitimde değişim için ya da bir gelişme için mutlaka ve mutlaka anlayışın değişmesi, anlayış değişikliği için de iktidar değişikliği gerekiyor dedik. İktidar değişikliği gerçekleşmedi. Ama anlayış değişikliğinde gerçekleşmediğini canlı canlı görüyoruz. Çünkü kadrolar değişse, kişiler değişse bile aynı yapı, aynı hedef olduktan sonra bizim eğitim adına olumlu değişimler ve gelişmeler göstermemiz çok fazla mümkün değil. Kaldı ki öğretmenler odasındaki heyecanın bir sebebi şuydu. Bakan Tekin daha önce müsteşarlık yapmıştı. Üstelik müsteşarlığı döneminde bakanlığı adeta kendi yönetmişti. Gerek İsmet Yılmaz döneminde, gerekse Nabi Avcı döneminde adeta tek başına kendisi yönetmişti. O nedenle bakanlığı tanıyan, bilen, birkaç yılda bakanlıktan uzaklaşmış olan bir kişi belki güzel bir şeyler yapar mı acaba denildi. Hatta öğretmenler odalarından başladı ilk işe. Öğretmenler odası toplantıları düzenlemeye, buluşmaları gerçekleştirmeye başladı ve oradan gelen dönütlerle bir şeyler yaptığını ve yapacağını söyledi Sayın Tekin. Fakat işin gerçek yüzünün, gerçek anlamda eğitimin sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılmadığını canlı canlı gördük. Maksut hocam, şunu merak ediyorum. Dediniz ya, Sayın Bakan, Sayın Tekin işte öğretmenler odası buluşmaları yapıyor dedi. Şunu gerçekten samimiyetle merak ediyorum ve sizin fikrinizle merak ediyorum. Yani öğretmenler herhangi bir süzgece tabi tutulmadan her öğretmen istediği gibi o toplantılara gidebiliyor mu? Veya velev ki gitti. Gittiğinde de orada bakan bey eğitimle ilgili her düşüncesini,
susmadan, korkmadan, tabii ki saygı ve ahlak ölçüler içerisinde ifade etmek koşuluyla özgürce ifade ediyor mudur? Ya da bunun üzerine bakanlıkta bizim 1 milyon küsur öğretmenimiz var, buradaki örneklem evreni temsil ediyordur, buradan hareketle şu politiği uygulayalım diyorlar mıdır? Samimiyetle soruyorum bunu. Ben de samimiyetle söyleyeyim. Benim çevremden şu ana kadar, ben 27 yıllık öğretmenim. Benim çevremden şu ana kadar bu toplantılarda, bu buluşmalarda yer alan bir tane arkadaşım yok. Onun için onlardan bir dönüt alamadım. Yani bu toplantılar nasıl gerçekleşiyor, nasıl oluyor diye. Daha önceki bazı bakanlar döneminde bu tip toplantılara katılacak olanların özellikle seçildiğini, bazı kişilerin seçildiğini duydum. Ama Tekin döneminde böyle bir şeyi duymadım. Peki öğretmenler odası da öğretmenler özgürce sorabiliyorlar mıdır, konuşabiliyorlar mıdır noktasına gelince, biz öğretmenler misafirperver insanlarız. Bakanı misafir gördükleri için misafirperverliklerini koruyorlardır diye düşünüyorum. O nedenle de sorunların çokça derinlemesine tartışılabilen bir ortam olabildiğine açıkçası ben inanmıyorum. Tabii ki bazı konular orada gündeme geliyordur. Geldikçe bakan da bunu paylaşılması gereken noktalarını kamuoyuyla paylaşıyordur ve o anda yapılabilecek şeyler varsa yapıyordur. Örneğin ikinci il içi atamaları, il dışı atamaları vesaire gibi bazı uygulamalar yapıldı, gördük. Bunlar oluyordur ama dediğim gibi eğitimin felsefesine gitmek lazım. Bir şeye de dikkat çekeyim. Sayın Bakan öğretmen buluşmaları gerçekleştiriyor ama Sayın Bakan geldiği aylar oldu, öğretmenleri ve eğitimcileri temsil eden sendikalarla buluşmadı daha. O zaman neden? Şunu söyleyeyim Sayın Balmuk, gayet güzel bir noktaya yakaladı. Sayın Bakan gelmesi, aylar geçmiş olmasına rağmen sendikalarla görüşmüyor ya da belki de kapalı kapılar ardında kendilerine yakın sendikalarla görüşüyorlar ama resmi diğer sendikalarla görüşmüyorlar. Sayın Tekin'in gelmesiyle birlikte sizce eğitimde değişen bir şeyler var mı ya da neler değişti? Çünkü ben şunu hatırlıyorum, bakan geldi, karma eğitim tartışılmaya başlandı. Son süreçte cemaatler, tarikatlar tartışıldı. Böyle bir perde önünde başka bir şey tartışılıyor. Sizce neler değişti Sayın Bakan geldiğinden beri? Bakan geldi ve gerçekten tribüne oynamaya başladı. Şöyle ki, gerçekten bu öğretmenler odasından mı geldi çok merak ediyorum ama sınıfta kalma olacak dedi. Devamsızlıkla ilgili sorunları, yani devamsızlıkla ilgili aflar getirmeyeceğiz dedi. Bu tip cümleler kurdu. Oysa ki şöyle bir gerçeklik var. Bizde sınıfta kalma diye bir kalmanın mevzuatsal olarak bir sorun yok. Sınıfta kalma zaten vardı. Var olan bir şeydi. Fakat uygulanmayan bir mevzuat söz konusuydu. Gerek siyasi gerekçelerle, seçim gerekçeleriyle, pandemi gerekçesiyle vesaire sınıftan kalma son yıllara tamamen askıya alınmış bir durumdu. Bakan Bey evet mevzuatta düzenlemeler yaptı ve sınıf geçmeyi zorlaştırdı. Bu kabul. Ama sınıf geçmeyi zorlaştırmak yerine mevcut sınıf geçme sistemini gerçek anlamda uygulamış olsalardı bu dahi yeterli gelirdi. Fakat bunu seçmedi, başka bir yöntemi seçti. Bu yöntem de gerçekten şu anda çocukları zorlamaya başladı. Yani çocuklar artık kara kara bazı şeyleri düşünmeye başladılar. Ama bunun ardından yeniden aflar gelecek mi gelmeyecek mi diye ben soru işareti olarak koyuyorum. Örneğin 12. sınıf öğrencileri her yıl biliyorsunuz ki devamsızlık afları getirilirdi. Çok saçma bir şekilde. Saçmalığı da şuradan geliyor. Bakın öğrenci yıl boyunca af gelecek mi gelmeyecek mi kaygısını sürekli yaşıyor. Birçok öğrenci, özellikle başarısız öğrenciler af gelecek düşüncesiyle devamsızlıklarını maksimum düzeyde gerçekleştiriyordu. Fakat başarılı olan, biraz daha sorumluluk sahibi olan öğrencilerimiz ise okula kılı kılına gelmeye çalışıp hem de dershane koşturmacalarını ya da ders çalışmalarını, üniversite hazırlıklarını gerçekleştiriyordu. Yıl sonu geliyor. Yıl boyunca gelmeyen öğrenci devamsızlıktan affediliyor. Yıl boyunca gelen öğrenci bu sefer ya ben niye uğraştım? Bu zaman dilimimi niye üniversite sınavını hazırlamak için kullanmadım diyerekten hayıflanıyordu doğal olarak. Burada büyük bir haksızlık vardı. Geçen yıl aynı konu yine gündeme gelmişti. Ben yine yazmıştım. Demiştim ki eğer af konusunu getireceksiniz, eğer böyle bir şey kafanızda varsa en azından sene başında ya bunu yapın, sene başında yapmadınız, ara dönemde yapın dedim ve ikinci dönemden sonra devamsızlıkla ilgili bir esneme getirdiler. Deprem, yaşadığımız o acı depremin de etkisiyle beraber böyle bir şey getirdiler. Şu anda yine çocuklarımız aynı durumdalar. Çocuklarımız diyor ki biz ne yapacağız, nasıl yapacağız? Gerçekten
devamsızlıktan kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Bakın orada şöyle bir de saçmalık var. Öğrenci devamsızlıktan sınıfta kalmışsa, bu sadece 12'ler için geçerli değil. Sınıfta kalmışsa öğrenciye diyorsunuz ki sen sınıfta kaldın. Artık okula gelmene gerek yok. Bakın gelmene gerek yok diye okuldan gönderiyoruz çocuğu. Sene sonu oluyor, devamsızlıktan kimse kalmayacak diyoruz. Ya bu çocuğu neden okuldan aldık? Sistemi yani bu gerçekten çok büyük çelişkiler içerisinde bir eğitim sistemine sahibiz. Ve yukarıdakiler yani karar alıcılar bu kararları alırken gerçekten tabanın sesini dinlemiyorlar, duymuyorlar. Ve gerçekten başarılı çocuklarımızı daha çok mağdur bir pozisyona sokuyorlar. Sonra ne oldu? Sayın Bakan geldi ve dedi ki biz Türk dili ve edebiyatını, Türkçeyi çok önemsiyoruz dedi. Bununla ilgili baraj derslerde barajlar getireceğim dedi. Örneğin ortaokula Türkçenin 70 olması vesaire gibi. Sonra Türkçe ve Türk dili edebiyatı derslerinde öğretmenlere bir angarya getirdi. İnanamazsınız. Öğretmenlerimiz, ben öğretmen odasından geliyorum. Öğretmenlerimiz başını alamıyor. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri. Hepsini ayrı ayrı yapıyorlar. Ayrı ayrı sınav yapacaksınız diyor. Ya öğretmenlerimiz bunları yıllardır zaten yapıyorlar. Ders içerisinde bunu gerçekleştiriyorlar. Bunun için ayrıca zaman ayırmaya ve inanın ki bunları yapmaktan ders işleyemiyor öğretmenler. Artık bu hale geldik. Onun için bazı şeyleri çok abartıyoruz gibi geliyor bana. Yani bunun tabandaki karşılığı, öğrencilerde karşılığı nedir? Bunu gerçekten ölçmüyoruz, biçmiyoruz. Kaldı ki şöyle bir şey var. Merkezi olaraktan bütün okulların sınavlarını yapmayı getirdi Bakan Tekin. Yani ölçme değerlendirmeye. Bütün pilot Türkiye'de, olarak da matematik ve Türkçe kullanıldı. Ben matematik yapıldı. Öğretmeniyim. Matematik öğretmeniyim. Canlı canlı. Valla benim canıma minnet. Soru hazırlama derdim yok. Soru okuma derdim yok. Sadece analiz yapıyorum. Diyorum ki hangi soruları yapamamışlar çocuklar diye. Onun üzerinde belki duruyorsam duruyorum. Onun dışında benim için bir kolaylık. Ama işin gerçeği bu değil. Örneğin ben geçen ay apansit ameliyatı olsam bir ay olmayacaktım okulda. Doğru mu? Bir ay olmadığında bu çocuk konulardan geri kalacaktı. Bunun değerlendirmesi nasıl diğer çocuklarla bir arada gerçekleştirebilirsiniz? Bakın bizim ölçme değerlendirmede eşitlik diye bir sorunumuz yok. Bizim eğitim kurumlarımızı eşit hale getirememek gibi bir sorunumuz var. Biz bütün eğitim kurumlarını eşit hale getirdikten sonra bunları ayrıca tartışırız ve ayrıca gerçekleştirebiliriz. Bakın bizim bu süreçte o kadar büyük yanlışlarımız var ki hani dedik ya bakan geldi ne değişti? Bakan geldi ne değişti? Ne değişti? Sayın Özer zamanında 1,5 milyon çocuğumuzu MESEM'lere, mesleki eğitim merkezlerine aldık diye yaygaralar, şeyler koparıldı. Devrim niteliğinde bir çalışma yaptık. Meslek liselerini kalkındırıyoruz, sanayi kalkındırıyoruz denildi. 1,5 milyon çocuktan bahsedildi. Bu sabah bir haber duydum. Gerçekten içim yanıyor, halen yanıyor. O MESEM'e gönderdikleri 14 yaşındaki çocuk başını bir makineye kaptırması sonucunda beyin ölümü bu gece gerçekleşti. 14 yaşındaki çocuğu haftada 4 gün iş yerine bir gün okula okulda tutmayı biz devrim olarak sunduk. Reform olarak sunduk. Okulda olması gereken çocuğu sanayiye gönderdik diye biz devrim yapmış olduk. Başka ne değişti? Bakan Bey geldi. Dedi ki sınıfta kalma, sınıf geçmek zorlaşacak dedi. DYK kurslarında kısıtlama getirdik. Çocuk sınıf geçmede zorlanıyorsa desteğe ve yetiştirmeye ihtiyacı var. Destekleme ve yetiştirme kurslarını neden kısıtladık? Artması lazım, artması gerekiyor, desteklemek gerekiyor. Ya, bakın eski sistem çok iyiydi demiyorum. Orada da hatalar olabilir, yanlışlar olabilir, suistimaller olabilir. Ama ihtiyacı olan çocuğu okul içerisinde bir şekilde yetiştirmek durumundasınız. Burada Sayın Tekin döneminde dershanelerin kapanmasıyla beraber 2,5 milyon öğrencimiz DYK kurslarına gidiyor diye övünen bir müsteşarımız vardı. Şu anda bakanımız. 2,5 milyon çocuk kurslara gidiyor diye övünüyordu. Bakın bu övünülecek değil. Bu bence utanılacak bir şeydi. Adı ne? Destekleme ve yetiştirme kursu. Ne demek? Ve tanımı da aynen öyle. Okuldaki eğitim öğretim sürecinde eksik kalan konularını tamamlamak üzere, yetiştirmek üzere, desteklemek üzere açılan kurs. Yani demek oluyor ki hafta içinde 5 gün boyunca anlatamadığımız şeyleri hafta sonu 2 saatte 3 saatte anlatacağız. Biz bundan
utanmamız lazımken biz 2,5 milyon çocuğu oralara gönderdik de maalesef övündüğümüz bir durumla karşı karşıya geldik. Yine Bakan Tekin geldi. Seçim yatırımı olaraktan geçen yıl Şubat ayında başlatılan anaokulu çocuklarımızın yemeği kesildi. Çocuklarımız gerçekten aç. Bakın canlı canlı görüyor. Bir kantinde 35, 40, 50 lira olmuş bir tostun fiyatı. Kaldı ki o çocuğa tostla beslen desek zaten hata yapmış oluruz. Yani bu şekilde bir beslenme şekli de olmaz. O nedenle biz bunu arttırmamız gerekirken seçim vaatlerinde 5 milyon çocuğa çıkaracağız dedikleri yemeği 1 milyon 200 bin çocuktan da kestiler. Bakan Tekin geldikten sonra maalesef değişen bunlardı. Peki Maksut Hocam, Bakan Tekin'in gündeme geldiği önemli konulardan bir tanesi de mecliste ve TV programlarında cemaatlerle, tarikatlarla işbirliğinden bahsetti. Sizin hassasiyetlerinizi de biliyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben şöyle kafama takılan bir şeyi en azından tarihe not düşmek adına söylemek istiyorum. Lütfen. Bakan Tekin'in diğer bakanlardan bir farkı var. Örneğin önceki bakanlarımıza baktığımız zaman Hüseyin Çelik'ten başlayalım. Erkan Mumcu çok azdı. Hüseyin Çelik bir milletvekiliydi. Milletvekilliğinde bakan olmuştu. Doğru mu? Sonra Nimet Hanım aynı şekilde. Sonra Ömer Bey aynı şekilde. Yani siyasetten gelen insanlar bakandı. 2018 yılından sonra ise yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminden dışarıdan bakan ataması yapılıyor. Milletvekili kaybı da olmasın diye. O geçmişteki bakanlarda bakanlar bir ile gittikleri zaman il milli eğitim müdürü, vali vesaire görüşmelerini yaparlardı. Ama Sayın Bakan, Sayın Tekin'de dikkat çeken bir husus var. Parti teşkilatını ziyaret etmeden ayrılmıyor Sayın Bakan. Ve ben burada şu soruyu soruyorum. Sayın Bakan nereye koşuyor? Gerçek anlamda bu bir soru işareti bende. Çünkü Sayın Bakan'ın özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok hassas olması, çok dikkatli olması, çok eşit olması, her kesime eşit olarak yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Bakın o kamuoyunda çok tartışılan konuyla ilgili olarak da şöyle söyleyeyim. Gerçekten Sayın Bakan'ın o konuşması çok kötü bir konuşmaydı. Yani o konuşmayı bir Milli Eğitim Bakanı'na, Hasan Ali Yücel'lerin, Mustafa Necati'lerin oturduğu koltukta oturan bir bakana şahsen ben yakıştıramadım açıkçası. Ve gerçekten ben bir hüsrana uğradım. Ve bakan dedi ki 2709 protokolümüz var dedi. Sayın Bakan'ın bu 709'larla başı belada zaten. 1709 şube müdürü atamasını bir türlü gerçekleştirememişti yıllarca. Yargı kararları vesaire. Şimdi de 2709'a takıldık. 2709'un dedi 10 tanesidir sizin cemaat tarikat dediğiniz ama bizim STK dediğimiz diye. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nda layık, bilimsel, demokratik eğitim vermesi gereken, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitim vermesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı'nda bırakın onu bir tane bile bu şekilde bir yapıya izin verilemez. Böyle bir şey olmasına imkan yok. Bakan diyor ki bunlar diyor cemaat değil, tarikat değil, STK. Hayır. Bunlar STK görünümlü cemaat, tarikat. Bunlar kamudan, kamu kaynaklarından, devletten daha iyi yararlanabilmek için, vergi muafiyetlerinden yararlanabilmek için kurdukları dernekler, vakıflar vasıtasıyla faaliyet yürüten yapılar. Ve bu yapıların hani cemaat değil diyor ya Sayın Bakan, bu yapıların hangi cemaat ya da tarikatlarla bağlantılı olduğunu herhalde benden daha iyi biliyordur Sayın Bakan. Hocam Milli Eğitim Bakanlığı böyle protokollere niye ihtiyaç duyar? Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle protokollere ihtiyaç duymaması gerekir. Çünkü bu yapıların yapılan bütün protokollerde aynen ne yazar biliyor musunuz? Dün Bakan Bey bir tweet attı. Hatırlarsınız tweette. Belki görmüşsünüzdür. Ne diyor hocam? Ki bakanımız Milli Eğitim Bakanlığı olarak en genel amacımız çocuklarımızı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmektir diyor. Birinci amacımız diyor. Bütün protokollerde bu cümleler yazabiliyor musunuz?
Ve bu cümle nedir biliyor musunuz? Bu cümle Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki milli eğitimin temel amacıdır. Ama o temel amaçlar, o cümlelerin başında da şöyle bir şey vardır. Atatürk ilke ve devrimleri ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı bireyler yetiştirmekte vardır. Ama bu cümleyi nedense hiçbir cemaat tarikat kullanmadığı gibi dünkü tweetinde Sayın Bakan da kullanmamıştır. Bakın bu cümleler hoş cümleler, güzel cümleler. Bu cümleleri alaraktan biz değerler eğitimi veriyoruz. Ya da milli manevi anlamda çocukları yetiştiriyoruz diyerekten bir sürece girdi bakanlık. Protokoller imzalamaya başladı. ÇEDES gibi değil mi hocam? ÇEDES özellikle gibi mi? De 2016 hain darbe girişiminden sonra. Neden ihtiyaç duydu? Şunun için. Cumhurbaşkanı ne dedi? Başarılı olamadığımız alanlardan rın başında eğitim geliyor dedi birkaç kere hatırlarsanız. Eğitimde neden başarılı değiller biliyor musunuz? Hedeflerine ulaşamadıkları için. Dindar ve kindar nesil yetiştirme politikalarını gerçekleştiremedikleri için eğitimde başarısızlar. Yoksa laik, bilimsel ya da çağdaş dünyadaki, çağdaş ülkelerdeki eğitim düzeyine erişemediğimiz için değil. Kendi kafalarındaki eğitim sistemine ulaşamadıkları için. Buna ulaşmak için yöneticileri değiştirdiler. Olmadı. Öğretmen atamalarına müdahale ettiler, mülakatlar getirdiler. Yine olmadı. Çünkü sisteme giren öğretmen ister istemez hukuka, devletin bütünlüğüne, birliğine ve anayasadaki ifadelerine, hatta az önce bahsettiğimiz Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki ifadelere kendini bağlı hisseder. Bu bağlılık doğrultusunda hareket ettiği için onları, yani öğretmenlerin büyük bir kısmını, hatta kendi atadıkları din kültürü, ahlak bilgisi öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu dahil olmak üzere büyük bir kısmını istedikleri gibi hareket ettiremedikleri, istedikleri gibi eğitim kurumlarında cirit atmalarını sağlayamadıkları için bu kez dediler ki başka bir yol bulmamız lazım. Bu yolda nedir? Protokol yolu. Protokoller imzalarız. Cemaatler, tarikatlar vesaire bunlar gelirler. Eğitimden anlamayan, pedagojik formasyonu olmayan insanlar okullarda öğrencileri alırlar ve biz amacımızı belki bu şekilde daha iyi gerçekleştiririz. Maksut hocam tam burada bir parantez söyleyeyim. Bakın hani çok bahsedilir ya cinsel istismar diye. Evet, artık okullarda dinsel istismar boyutuna varmaya başladık. Çocuklarımızı dini olarak istismar etmeye başladık. Yani başladılar daha doğrusu. Onun için artık bu konuları biraz daha eğri oturup doğru düşünsünler ve bakanın meclisteki konuşması gerçekten itiraf niteliğindeydi. Lütfen bu itiraflarından artık vazgeçsinler. Peki Maksut hocam, yakasından düşsünler. Bu protokollerle ilgili öğretmenler herhangi bir mesajınız var mı? Bu arada arkadaşlar biraz uzatacağız. Evet 25 dakika doldu biliyorum. Biraz uzatacağız. Hocama birkaç sorum daha var. Sizin öğretmenlere bu protokollerle ilgili herhangi bir mesajınız var mı? ÇEDES'ti ya da bu sözünü ettiğiniz protokoller. Ne mesajınız var öğretmenlere? Şöyle söyleyeyim. Bakın bu protokolleri bakanlık imzaladı. Yine amacına erişemediğini görünce bu sefer ÇEDES ortaya çıktı. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Ne kadar güzel bir cümle değil mi? Yani bunu kabul etmeyecek hiçbir öğretmen olamaz aslında bu cümleye baktığımız zaman. Ama işin içinde Diyanet İşleri var. Gençlik ve Spor Bakanları tesislerinden vesaire yararlanacak. Sadece o cemaat ve tarikatlarla imzaladıkları protokollerin daha resmi boyutuna, resmi kurumlarla yapıyoruz boyutuna getirilmiş halidir aslında ÇEDES. Ve bu ÇEDES'le beraber bu da devletin kurumu moduna getirildi. Öğretmenlerimize net olarak söylüyorum. Hiç kimse kim olursa olsun biz öğretmeniz, bizim sınıfımızdan hiçbir protokol adı altında hiçbir çocuğu alamazlar. Hiçbir çocuğu hele hele velisinin izni olmadan asla alamazlar. Velisinin izni olsa dahi bizim ders saatimizde alamazlar. Ders dışında bu tip faaliyetleri gerçekleştirebilirler. Protokol olduğu için söylüyorum. Yasal zemini bu olduğu için söylüyorum. Gerçekleştirebilirler ama onu yaparken de mutlaka ve mutlaka veliden izin almaları gerekiyor.
baskı, baskı, baskı. Okul idaresi diyor ki bakanlıkta protokol var, o nedenle alıyorum. O zaman öğretmenimiz diyecek ki sınıftan alabileceğine dair bana bir yazı göster. Ya da diyecek ki sen yaz müdür bey. Ben bu sınıfı şu şu nedenlerden dolayı alıyorum. Şu sağlıklı sakallı adam eğitim verecek. Öğretmen olmayan kişi eğitim verecek diye bana yazı yazın verin desin. O zaman çocuğu oraya göndersin ve o öğretmenimiz buyursun bizleri bulsun. Biz öğretmenimizle ilgili öğretmenimizi korumak anlamında orada yapılan yanlışlar anlamında her türlü hukuki süreci başlatmaya da hazırız. Bu noktada her türlü desteği de veririz öğretmenlerimize. Maksut Hocam süremizi doldurduk ama son bir soru soracağım. Onu bitirdiğiniz anda onunla da bitireceğim. Geçen sene çok gündemde olan bir konu vardı. Şu an yavaş yavaş da gündemden düşüyor bir yanıyla aslında. Öğretmenlik Meslek Kanunu. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son durum nedir? Söyleyeceklerinizi de bitireceğim. Ne kadar cevap verirseniz. Öğretmenlik Meslek Kanunu diye bir kanun yok ortada. 8 maddelik bir metin var. Sadece kanun olması Türkiye saygı duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkmış olmasından kaynaklı olan bir durum. İçerisinde öğretmenin hiçbir özlük hakkını, öğretmenin hiçbir ekonomik hakkını düzenleyen bir durum söz konusu değil. En basitinden şunu söyleyelim. Öğretmenlik meslek kanunu dediğinde öğretmenlerin aklına sadece uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik geliyor. Başka hiçbir şey gelmiyor. Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik denildiğinde de öğretmenin aklına sadece ekonomik olaraktan aldığı katkı geliyor. Ekonomik. Bu proje başladığı zaman, bu kanun çıktığı zaman, 2006'da da aynıydı bu. Çıktığı zaman aynı şu söylenmişti. Denilmişti ki öğretmenler kendilerini geliştirecekler, daha nitelikli bir öğretmenlik süreci olacak vesaire vesaire. İki yıldır son kanundan sonra 2 yıldır uygulama yapılıyor. Geçen yıl çok kolay sorularla öğretmenleri bizleri adeta madara pozisyonuna soktular. Bu yıl o çok kolay soruları dahi sormayı beceremediler. Online olaraktan sınav yapmaya kalktılar. Yani bu işin Türkçesine biz öğretmenlere bu uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik tazminatını vermek için bu süreci yürütüyoruz demek. O zaman biz de diyoruz ki madem işin gerçeği burası, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik ünvanlarını kaldırın. Bu ünvanları öğretmenler istemiyor, öğretmenler odalarını ayrıştırmayın. Ama öğretmenlere bu ekonomik hakları kıdem esasına göre verin. Öğretmenlerimiz gerçekten ekonomik olarak zor durumda. Bu nedenle bu ekonomik haklarını verin. Ama burada 10 maddelik, 8 maddelik bir metni de öğretmenlik meslek kanunu olaraktan hiç kimseye yutturmaya kalkışmayın. Anayasa Mahkemesi bazı maddelerini iptal etti. Bu iptal doğrultusunda 9 ayda süre verdi. Haziran ayına kadar bir düzenleme yapmaları gerekiyor. Haziran ayına kadar yapacakları düzenlemede bu işin yeniden çerçeve çizilecek. Yani eğer hiçbir düzenleme yapılmazsa geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte bu uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik ücretlerini almak isteyen öğretmenlerimiz bu ücretleri alamayacaklar demektir. Bu sürece dahil olmayacaklar demektir. Geçenlerde bakanlık bu noktada sendikalardan görüş istemiş, yazı yazmış. Görüşte gördüm ki bakanlık aynı hataya devam edecek. Yine uzman öğretmen, baş öğretmen demeye devam edecek. İçi boş bir kanunu meslek kanunu olaraktan sürdürmeye devam edecek. Lütfen bu hatadan dönülsün. Öğretmenliğe ekonomik hakları verilsin. Kıdem esaslı olaraktan, ama öğretmenler uzman öğretmen, baş öğretmen diye ayrıştırılmasından vazgeçilsin. Bana öğretmenler odalarından 5 tane öğretmen göstersinler. Ben uzman öğretmenim, ben baş öğretmenim diye gurur duyan, o zaman diyeceğim ki ben hatalıyım diyeceğim. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Biz de öğretmenler odasından geliyoruz. Süremizi aşmamak adına ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet sevgili 23 derece izleyicileri, Bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konuğum vardı. Eğitimci yazar Maksut Balmuk ile aslında ilginç bir manşete çektik. Emin Çölaşan'ın bir kitabı vardı, Turgut Nereye Koşuyor diye. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Nereye Koşuyor başlığına çektik. Çok da ilgi çekeceğini düşünüyorum. Evet, son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında Bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programının sonuna geldik. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak,
Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.